Merhaba. Bu hafta Teknofest'ten bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz bir süredir Teknofest yarışmasına, işlemci tasarım yarışmasına katılmak için çalışıyorduk. Yani Mart ayından, duyurulduğu zamandan beri bizim takımımız çalışıyordu. Hem bu yarışmaya nasıl hazırlandık, katıldık, hem de bazı yarışma ile ilgili yaşanan sıkıntılar benim bazı önerilerim olacak. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu Teknofest'in geneliyle ilgili de bir yandan. Ben genel olarak bunun çok hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Hani insanların, genç arkadaşların, küçük çocukların, hani böyle teknolojiye özendirilmesi için böyle hedefler konup, yarışmalar düzenleyip, onların bir şekilde kendi aralarında yarıştırılarak öğrenmelerini sağlamak, bu tarz etkinliklere katılıp başka bu işleri yapan insanları görmelerini sağlamak, onların hayata bakış çerçevelerini değiştirecektir. Ben olumlu bir, genel olarak olumlu, hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum Teknofest'in. Yani Selçuk Bayraktar'ı da bu konuda tebrik etmek gerekir. Yani tabii kendisi mühendis bir kişi olduğu için ve hakikaten bu mühendisliği hakkıyla yapan birisi olduğu için hani böyle bir etkinliği, böyle bir sivil toplum hareketini hayata geçirmiş olması da anlamlı. Hani teknolojiye çocukları, gençleri daha özendirmek için bunların yapılmasının ben iyi olduğunu düşünüyorum ve söyleyeceğim her şeyin, yani birazdan belki olumsuz şeyler de söyleyeceğim. Söyleyeceğim her şeyden önce bu söylediğimi hatırlayın. Bu hayırlı bir iş. Zaten şimdi şöyle bir konu da var. Biz bu Teknofest'in işte Yonga Tasarım Yarışması, çip değil, Yonga Tasarım Yarışması. Kendileri çip diye yazsalar da. Bunu ilk çıktığı zaman duyan herkes, ben daha kendim duymadan önce, böyle bir yarışmanın olduğunu duymadan önce, ya bu işi zaten herhalde siz girersiniz düşüncesiyle bana YouTube'dan, oradan buradan, e-posta ile birçok kişi ulaştı ve gördünüz mü böyle bir yarışma var dediler işte Şubat ayında. Biz de böyle haberdar olduk. Ben kendim şahsen bu şekilde haberdar oldum. Ve birçok başka grup da bizimle beraber bu yarışmaya girmekse bana danışmanlık yapar mısın diye sordular. Tabii bizim kendi kasırga takımımız, burada TOBETÜ'de kasırga takımımız zaten bayağı kalabalık diyebileceğimiz, yani Türkiye ölçeğinde kalabalık diyebileceğimiz bir takım. Hani 6 yüksek lisans öğrencimiz ve birçok lisans öğrencimiz var. Biz genellikle bu takıma katılacak arkadaşları birinci sınıfın sonunda işte Verilog dersindeki başarısına göre davet ederiz. O yüzden her sınıftan yaklaşık öğrencimiz vardır. Yani takımın bir üyesi vardır. Ufak iş yapar, büyük iş yapar ama mutlaka böyle ufaktan başlar ki hani 3 sene 5 sene bizimle beraber kalsın en azından diye. Bu şekilde takımları ancak bu şekilde kurabiliyoruz. Yani en azından benim kendi deneyimim gençten alınmasıyla ilgili, iyi olduğu ile ilgili. Şimdi biz bu yarışma ilk çıktı, ben dedim tabii ki katılacağız biz. Yani biz işlemci yaptığı Türkiye'de bilinen bir araştırma takımıyız. Daha önce Aselsan'a da danışmanlık yaptık Çakıl işlemcisinde. Öncesinde daha önce Aselsan'a yaptığımız bir işlemci vardı. İşte şu anda ETH Zürich'te doktorasını almak üzere olan Hasan Hassan'ın çalıştığı bir işte Apple'a giden Volkan Keleş vardı. Şimdi döndü Apple'dan. Onun çalıştığı bir Aselsan'a hızlandırıcı bir işlemci ki o %100 bizimdi. Buyruk kümesi de bizimdi. Öyle bir projede yapmıştık ve ilk kasırganın adı zaten işlemci tasarımından geliyor. TÜBİDER'in düzenlediği, işte Niyazi Saral Bey o zaman TÜBİDER'in başındaydı. Onların düzenlediği bir işlemci tasarım yarışması vardı 2007-2008'de. Biz oraya girmek için kurulan bir takım aslında kasırga. Hani biz son 14 senedir İşlemci yapma işiyle uğraşıyoruz burada ki benim doktoram da işlemci mimarisi üzerine zaten.
O yüzden Türkiye'de birileri işlemci yarışması yapacaksa bizim orada olmamız gerekir diye ben şahsen düşünüyordum. Tabii bunu Türkiye'de çok siyasi olduğu için herkes ve takım tutar gibi her şeye yaklaştığı için. Ya işte Selçuk Bayraktar, işte Cumhurbaşkanı'nın damadı. Ya niye böyle şeylere gidiyorsun gibi hani böyle yorumları duyduk. Arkadaşlar kim düzenlerse düzenlesin. Yani Türkiye'de. Kim düzenlerse şuna hariç tutalım. Fethullahçı vatan hainleri, PKK'li vatan hainlerini bir kenara koyarak söylüyorum. Bu ülkede birlik beraberlik için gençler bir araya gelsinler, güzel şeyler yapsınlar, birbirlerinden öğrensinler, yarışırken öğrensinler diye. Böyle hayırlı bir iş, işlemci tasarımı ile ilgili hayırlı bir iş yapılacaksa biz orada bulunuruz. Ben öyle bakıyorum olaya. Kimin düzenlediği diye. Yani yarın öbür gün CHP'nin de böyle bir etkinliği olsa biz gene orada bulunuruz. Yani takım olarak ben bulunmak isterim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum hayatta. İki tür insan vardır. Bir, bulunduğu makama, bulunduğu yere değer katanlar. Bir de bulunduğu makamdan, bulunduğu yerden değer alanlar diye. Şimdi biz kasırga olarak yıllardır bu işlemci işini yapıyoruz ve zaten yapıyorduk. Şu anda Rovenma'ya kin diye bir danışmanlık yaptığımız zaten vaka, biz daha önce de duyurmuştuk bunu, Rovenma'ya işlemci yapıyor olduğumuzu. Zaten takımımız belli bir düzeyde hazır. Hani biraz bizim çalıştığımız yerden geldi sorular da diyebiliriz. Çünkü son 3-4 senedir RISK 5 ile ilgili Aselsan Çakıl projesine RISK 5 kullanılıyor olması da biraz bizim etkimiz vardır. RISK 5 ile uğraşan bir takımız zaten ve işlemci tasarımı yapan bir takımız ve OpenLane'i bu yarışma olmadan önce de kullanmaya başlamış ve oraya bir şeyler göndermiş bir takımız biz. Böyle olduğu için biraz bizim çalıştığımız yerden geldi ve kasırga olarak biz buraya bu yarışmaya değer katmak üzere girdik. Yani bizim varlığımızla bu yarışmada da değer olsun ve sonuçta yarışalım, kaybedeceksek bile iyi yarışalım. Öyle değil mi? Şimdi finale 7 tane takım kaldı. Bize daha öncesinde zaten bu gitmeden önce bir Rize'de yapıldı. Bir de en son Samsun'da yapıldı biliyorsunuz. Şimdi Rize'de gidip orada arkadaşlarımız, yani 4 kişilik bir takımımız vardı bizim. Bu arkadaşlarımız bir sunum yaptılar ve orada değerlendirme yapıldı. Tabii burada TÜBİTAK TÜTEL takımı tümleşik devre herhalde laboratuvarı, araştırma laboratuvarının kısaltması herhalde TÜTEL, tasarımla ilgili bir laboratuvar. TÜTEL takımı bu işlemci tasarım yarışmasını yönetiyormuş. Yani onlar idare ediyorlarmış. Biz tabii sonradan öğrendik bunu. Yarışmayı baştan kimin yaptığını bilmiyorduk. Sonrasında da Yongatek şirketinin destek olmak adına, yani doğrulama ve test faaliyetleri için herhalde destek olmak adına katılımlar. Bence bu da iyi bir şey. Hani bizde genelde beraber çalışma kültürü pek yok. Hani böyle herkes ayrı ayrı çalışıyor. Hani böyle onların girmesine ben memnun oldum. Yani daha böyle Çakıl'ın da onlar doğrulamasında çalışmış bir şirket Yongatek. Hani böyle bir deneyimleri de var. RISK 5 konusunda bir deneyimleri de var kendilerinin. Katılmaları iyiydi. Şimdi Rize'de sunumlar yapıldı. En sonunda işte Samsun'a davet edildi. Biz o sırada işte gitmeden önce, Rize'ye gitmeden önce zaten bizim verdiğimiz raporun en yüksek puanlı olduğunu biliyorduk. Hani diğer takımların puanlarını bize atmışlardı. 7 tane takımın puanı vardı. Tabii İTÜ'nün Rize'ye gelmemesine ben üzüldüm. Çünkü amaç burada, hani biz sonuçta piyasaya çıkacak bir işlemci yapmıyoruz. Amaç burada güzel bir şeyler yapmak ve insanların yetişmesi, bu vesileyle daha fazla öğrenmeleri. Hani keşke gelselerdi. İTÜ'lü arkadaşlar da gelselerdi. Orada tanışsalardı. İnsanlar bir araya gelmesi, tanışmaları, birbirinden öğrenmesi. Zaten konferans,
Yani kurultay insanların bir araya gelip konfer etmesi, yani birbirlerine bilgi aktarması demek zaten. Hani bir araya gelip deneyimlerini paylaşması için böyle bir platform oluşturulması iyi bir şey. Teknofest iyi bir şey. Şimdi 7 tane takım finale kaldı. İTÜ çekildik diye gelmedi Rize'ye. İşte kalan takımlar geldiler. Kendilerince hani bazısı daha küçük arkadaşlar. Hani birinci, ikinci, üçüncü sınıflardan öğrenciler. Tabii deneyimleri de ona göre anlaşılabilir bir şey. Sonuçta öğrendiler. Bu süreçte öğrendiler. Ondan sonrasında tabii bir sıkıntı, biz niye bekledik? Bugün yayınladım ben. Yani bekledik ki birkaç şeyi bekledik. Hani yarışmanın ikincisi bir belli olsun, üçüncüsü bir belli olsun. Yani herkes bir sıralaması belli olsun ki Engin Hoca, Engin Afacan Hoca Gebze Teknik'ten biraz serzenişli bir yazı yazmış LinkedIn'de. Haklı kendisi. Ben cevap yazmadım ama haklı. Şimdi bu kadar emek veriyor. İnsanlar kalkıp gidiyor Rize'ye. İşte başaramamış olabilirler. Hani iyi olmayabilir. İşlemci sonucuna varılmamış olabilir. Ama bu bir sıralamaysa eğer, en azından bu sıralamayı bilmek haklarıdır. Hani bunu en azından o emeğe saygı açısından söylemek iyi olur. Hani ben gelecek için bu yarışmayı yöneten arkadaşlara, TÜBİTAK'a, ki Hasan Mandal Hoca da oradaymış, TÜBİTAK Başkanı. Selamını aldım kendisine. Aleyküm selam. Ya birazcık bu süreci düzelsek, hani burada amaç gönüller kırılmasın, değil mi? Yani o kadar emek vermiş, uğraşmış, aylarca uğraşıp gelmiş, bir de o masalarda oturup gelene gidene laf anlatmış, çocukların gönlü kırılmasın, değil mi? Belli, ya sen şununcu oldun demek bu kadar zor bir şey olmamalıydı. Bana burada bir, yani muhakemede bir yanlış oldu, bir yanlış karar verildi gibi geldi. Yani inşallah. Yani kimse, bu tütelci arkadaşlar mı şey mi, hani Yongatek'te ben Ali Bey'i aradım zaten, bu konuyla ilgili de konuştuk biraz. Yani bu arkadaşların hakkının da teslim edilmesini ben isterim şahsen. Hani bunu tekrar Selçuk Bey herhalde ikincileri üçüncüleri toplayıp böyle bir etkinlik yapmış ama bizim yarışmamız için böyle bir şey olmadı. Ben bunun yapılmasının iyi olacağını ve aslında bu etkinliğin birazcık daha iyi örgütlenebileceğini de ben düşünüyorum. Hani şöyle ki, şimdi işlemci tasarımı ile ilgili bir yarışma olacak. Bunu aslında Türkiye'de işlemci tasarımı ile uğraşan kişilerin bir konferansı haline getirebilirdik. Hani böyle hocalar da gelip orada bir şeyler belki sunup anlatıp, ders gibi de olabilir. Hem o öğrenciler öğrenirdi, hem yarışırdı. En son günde çıkıp oraya işte ödül diye bir kağıt da verseniz. Ya yani burada para önemli değil. Yani birincilik ödülü 40 bin lira. Şimdi tam en son OpenLine'de hata verdi bizim tasarımımız diye. Hani biz onu gösterdik, bir de bakın burada hata var dedik diye. Hadi mansiyon olsun 30 bin lira. Bizim için para değil, parası için girmedik ki biz bu işe. Hiç kimsenin de ben parası için girdiğini zannetmiyorum. Hani o yarışmaya gelenler açısından diyorum. Çünkü zaten bu yaptığımız işin bedeli 30 bin lira değil. Hani biz böyle bir iş yapmak için on binlerce, yüz binlerce lira para harcanması gerekiyor zaten. Yani böyle bir insan kaynağı o kadar ucuz değil. O yüzden böyle hani küçük şeylerle uğraşmayıp en azından ellerine bir belge verseydik ve hep beraber hocalar olarak böyle bir alkışlasaydık o gençleri, onları teşvik etseydik bu alana, hani iyi olurdu. Ben gelecek yıl için, hani ben Ali Bey'le de hani konuşuruz, Yongatek eğer bu işin içinde olursa, gelecek yıl için böyle bir şeyin öngörülmesi bence iyi olur. Hem giden insanlar orada, şimdi ilkokul çocukları da gelmiş, bizim yüksek lisans öğrencilerimizin takımlarıyla onları yan yana aynı yere oturtmak ve hani gösterecek de bir şey yok, hani anlatacak böyle bir panayır havası olacaksa, gezen insanlara bir şey anlatılacaksa, yani boş oturan insanların masası olmasaydı da böyle ayrı bir yer olsaydı. Tabii fiziki koşullar sorunu var herhalde. O kadar fazla insanı bir yere toplamak da, çadırı açmak da zor herhalde. Böyle anlıyorum ben. Ama ona göre örgütlenseydi, daha iyi planlansaydı bence iyi olurdu. Ben biraz planlama ve örgütlenmede yani acemilik diyeceğim, hani daha yeni yapılıyor, yeni oturacak bu işler herhalde
diye düşünüyorum. Daha iyi idare edilebilirdi. Yani Cumhurbaşkanı'nın zamanı kısıtlı. Cumartesi günü geldi, ödülü de ona verdirmek istediniz ama ya şimdi bakın burada insanların şöyle bir hisse kapılmamaları gerekir. Ya burası AK Parti'nin seçim mitingine döndü. Ya işte Cumhurbaşkanı gelip bir şey yapacaksa onun böyle bir parti mitingi havasında olmaması gerekir. İnsanların da oraya gelen insanların da hani ya burası daha böyle bir teknik, teknolojik bir yer. Hani biz de işte bunun bir parçasıyız. Yani Cumhurbaşkanı da geldi, bak buraya destek oldu diye hissetseler daha iyi olurdu ve sanki hani böyle ikinciler, üçüncüler önemli değil. Yani birincilere ellerine bir karton verdirdik Cumhurbaşkanı, fotoğraf çektirdik, bitti gitti oldu. Ve bu da olmadı bence. Yani bu da olmadı. Ya boş verin birincisini, ikinci de önemli arkadaşlar, üçüncü de önemli. Böyle bir etkinlik yapıyorsanız gönüller kırılmayacak. Ben gelecek sene katılmayacağım diye düşünmeyecek, söylemeyecek. Söylemeyecek. Ya en önemli konu bu bakın. Ya boş verin kasırganın birinciliği, ikinciliği bilmem nesi. En önemli konu biz bunu yaptık, geldik, güzel bir deneyim oldu, kaybettik. Onun yedi kişi vardı, yedinci olduk. Ama ya tanıştık insanlarla güzel bir deneyimdi bu. Dese ayrılsa en önemli konu budur. Kazanılacak en önemli deneyim, en arkasından bize kalacak en önemli şey budur bence. Bunun ben olamamış olmasından dolayı üzgünüm. Hani biraz serzenişi LinkedIn'de gördüğüm için arkadaşların bu olamamış olmasından dolayı üzgünüm. Ben biraz kraldan çok kralcılık olduğunu düşünüyorum. Hani orada ben Tayyip Bey'in de hani bunu biliyor olsa o da hoşnut olmazdı diye tahmin ediyorum. Yani bu kim ister ki böyle gencecik insanların şevki kırılsın? Kendisi de istemez diye tahmin ediyorum bunu. İnşallah bu düzeltilebilir. Hani Hasan Hoca bir şeyler söylemiş, hani bir davet edelim, düzeltelim falan gibi. Benim üstüme düşen bir şey varsa ben yapmaya hazırım. Hani bununla ilgili. Benim bir sorumluluğum yok ama tamam, bakın ödülümüzü aldık. Arkada duruyor. Üstünde adımız yazıyor olsaydı iyi olurdu. Kasırga diye. Hani genel bir birincilik ödülü tabii. Hani son gün verilecekse de tamam. Ama kasırga diye yazıyor olsaydı o zaman bize özel olmuş olurdu. Mesela bu tarz ufak dokunuşlar iyi olurdu. Kartonla aldığımız o çek şeyi çok önemli değil bizim açımızdan. Nusret'e gidip bir günde yiyebiliriz hani herhalde bir defadan. Şimdi dönelim bizim olaya nasıl baktığımıza. Şimdi biz işlemciye bu şey kapsamını, proje demeyeyim, yarışma kapsamında bu işlemciyi aslında sıfırdan yapmanız gerekmiyordu. Yani hazırını alabilirdiniz. Hani hazır dışarıda yapılmış RISC-V işlemciler var. Onun kodunu alabilirsiniz ve ama istenen oraya bir X buyruğu, yeni bir buyruk eklenecek. Onu ekleyin içine. Hani böyle aldım, hazır koydum, bağladım. Çünkü dış birimleri de var. Yalnızca işlemci ve dış birimleri de var, işlemcinin kendisi değil. Onları da hazır aldın. Bunları hepsini beraber bağladın, yaptın olabilirdi. Şimdi biz onu öyle yapmadık. Biz tamamını, tüm çevre birimlerini, işlemcinin kendisini sıfırdan kendimiz yaptık. Ben burada aynı şöyle düşünüyorum. Şimdi Devrim Arabaları filmini izlerseniz ilk toplantıda orada bir Ahmet Bey var, mühendis. Diyor ki, ya diyor zaman çok sınırlı. Yani bizim şu 3 ayda falan motor yapmamız gerekecek. Ya bazı parçaları hazır alsak, motoru hazır alsak mesela, taksak kim bilecek diyor. Hazır alalım takalım içine, kaputun içine kim görecek, kim bilecek diyor. Ve Gündüz Bey de ona diyor ki, biz bileceğiz.
biz bileceğiz. Yapıyormuş gibi diye. Yani biz onu hakkıyla motorunla kendimiz madem yapıyoruz yapacağız diye. O yüzden kasırga tek bir satır dışarıdan kod almadan tamamını kendisi yaptı bu işlemcisiyle o artıyla. Tabii şöyle bir konu var. Şimdi bazı arkadaşlar da burada yazıyorlar ve bana soranlar da var. Evet bizim takımımız 4 kişi ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyordu. Ve bu kişiler benim bilgisayar mimarisi, Verilog, mantık devresi tasarım asistanlık yapan kişiler. 5 yıldır burada çalışıyor, yurt dışında bulunmuşlar. Hepsi demeyeyim Yahya hariç. Şimdi bizim 4 kişilik takımımızın birisi ODTÜ Elektronik mezunu Yahya. Şu an yüksek lisans yapıyor bizimle. Diğer üçü TOBETÜ mezun, ikisi elektrikten, birisi bilgisayardan mezun. Nisa zamanında bölüm birincisi bilgisayar mühendisliğinde. Ve evet hani bunlar deneyimli insanlar ve şöyle bir haksızlık diye düşünebilirsiniz. Ya işte gencecik ikinci sınıf çocuklar girmiş bu işlemciyi yapmaya. Hani bunlar biraz haksızlık olmuyor mu hani bunu gibi. Yalnız şöyle bir şey var. Yazılan şartname oldukça kapsamlı bir şartnameydi. Hani bunu böyle yeni giren bir arkadaşın, daha böyle ikinci sınıftaki bir öğrencinin, mantık devresini yeni tasarlamayı yeni öğrenmiş bir kişinin yapması çok zordu. Hani hazır bile alsa işlemci ki ben o arkadaşın hazır almasını beklerim. Hani en azından nasıl çalıştığını bağlamayı bilmek için birbirine. Hazır bile alsanız çok kolay değildi. Hani onu alıp da bağlayıp belli bir noktaya getirmeniz çok kolay değildi. O yüzden hani bazı şeyler hani liseden filan bilinen şeyler değil bunlar. Lisedeki hiçbir gördüğünüz ders bu konuları kapsamıyor. Ne devre tasarımı biliyorsunuz. Şimdi Verilog'la yazmanız lazım ki OpenLay'ine sokacaksınız. Yani doğrudan bildiğiniz Yonga'nın kendisi seri mi çıkacak? Yani teller nereden geçecek? Silikon nerede duracak çıkacak en sonunda? Şimdi sen daha transistörün ne olduğunu bilmiyorsun. Verilog, yani devrenin ne olduğunu bilmiyorsun. Daha lisede. Onu öğreneceksin, kapıları öğreneceksin. O kapılar bir araya geldiğinde işlemci nasıl çalışıyor onu öğreneceksin. İşlemcinin mimarisini öğreneceksin. Belleğe nasıl erişecek, bellek nasıl çalışıyor. Yani onu öğreneceksin. Ve sonra da çevre birimleri var. UART diye bir birim var. Şimdi onu kendin hazır bile alsan o aradaki bağlantı nasıl olacak? İşte AXI diye protokol var. Bunu öğreneceksin. Hani öğrenecek çok konu var. Lise mezunu birisi için hiç de az bir konu değil bu. Ki bizim takımımız için bile farkındaysanız OpenLay'ini çalıştırmak henüz mümkün olmadı. Tam hatasında. Daha önce biz çalıştırmış bir takımız bu arada. OpenLay'ine biz bitirip de gönderdik daha önce bir Yonga'yı. Bu sefer bu işlemcide bir sıkıntı oldu, anlayamadık. Ben TÜBİTAK'taki arkadaşların da bu süreci verseniz şu an TÜTEL'e, yani o şartnameyi verseniz, onlar ne kadar yarışabilirdi bizimle? Yani aynı şeyi merak ediyorum. Zor bir iş yani şu anda yapılan bu geçilen süreç kolay bir süreç değildi. O yüzden ben çabayı çok değerli görüyorum. Yani bu diğer 6 takımı da çabasını çok değerli görüyorum. Bunu denemek bile yeterince iyi bir deneyim. O yüzden inşallah ben Engin hocamız inşallah gönlü kırılmış biraz artık gelecek sene katılmayız filan dedi ama yazmış ama. Ya, öyle yapmayalım. İnşallah seneye beraber buluşalım. Gene yarışsın öğrenciler. Gene bir şey öğrensinler. Yani bir şeyler yanlış gitmiş olabilir, hata yapılmış olabilir. Hani bunu düzeltelim, bir sonraki adıma bakalım. Hani böyle bir kez küsmeyelim diye düşünüyorum ben. Şimdi bizim takımımızın bu deneyimi, yani önceki deneyimi elbette çok yararlı oldu. Biz bakın Rovanma için yaptığımız işlemciyi kullanmadık. Hazır işlemci kullanmadık. Bu yarışma için sıfırdan yeni işlemci yaptık. Kendi boru hattı olan sıfırdan yeni işlemci yaptık. Ve en sonunda serimini de işte sıfırdan çıkardık. Parça parça serimi var aslında bağlarken bir sıkıntı oldu. Ve biz o UART gibi çevre birimlerini de tamamen
takımımız kendisi yazdı. Yani burada kasırganın içinde yazılmış olan birimleri, bileşenleri kullandık yine. Yani dışarıdan almadık, alabilirdik. Yani dışarıdan alacağımıza kasırgadan aldık. Hani başka işler için de yazdık biz bu arada bunları. Hani ki boşta hobi olarak yazmadık. UART yazan arkadaşlar var. Bu arada Engin Hoca Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Evet, bu süreçte hani yarışmanın düzenlenmesiyle ilgili sıkıntılar oldu, aksaklıklar oldu. Hani bizim oraya gidip gelmek, mesela iki tane, bir Rize, bir Samsun'a bence gerek yoktu. Hem bu yorgunluk oldu hem de bıkkınlık oldu. Bak şimdi insanlara şöyle oldu. Hem Rize'ye gittik geldik. Sonra bir de Samsun'a gittik. Son güne kadar bekledik ve sen bana hiçbir şey söylemeden dağıttın oldu. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Halbuki şöyle olsaydı, bir tek Samsun olsaydı, biz gitseydik. 2 gün sunumlar yapılsaydı, değerlendirme yapılıp 2 gün sonra da ödül verilseydi. Hani böyle bir konferans tadında 4 günlük bir şey olsaydı daha etkin olurdu. Hani böyle bir git gel, bir git gel, bir de insanların da zamanı, işi gücü var. Şimdi yani bilmiyorum, TÜBİTAK'taki arkadaşların da vardır herhalde. Bak biz Kasırga takımının bir sürü işi gücü var. Biz bir yandan başka işlemciler yapıyoruz, bir yandan yayın yapıyoruz. Bir yandan da derslerimiz yazın devam ediyordu. Ödevler, sınavlar okunuyordu. Hani kaç yüz kişinin verilog ödevleri, sınavları da okundu bu arada. Biz bütün işimizi, gücümüzü bıraktık. Yani bizim takımımız bıraktı. Bu işe çalıştı. 16 saat labda çalışıp 8 saat uyuyup geldikleri oldu bu takımın. Bu nitelikteki bir takımın aylarca çalışması gerekti ve özellikle son haftalarda tam zamanlı çalışması gerekti. Şimdi biz bu kadar işimizi gücümüzü bırakıp bu işlere zaman harcarken, ki sadece ben harcamıyorumdur, hani herkes harcıyordur diğer takımlarda. Yani ben derken yani sonuçta biliyorsunuz danışman ne harcayacak? Asıl işte at koşuyor, baht kazanıyor ama. Şimdi bizim takım üyelerimiz de sonuçta ciddi şekilde zaman harcadılar bu işe. Yani geceleri uyumadıkları günler oldu bu işe. Yani bu emeğin biraz saygı görmesi gerekir. Her takım için söylüyorum bunu. Yani hadi kalkın gelin, hadi dönün, tekrar gelin, şu masaya oturun. Hani birazcık böyle nitelikli insanların emeğine ve o nitelikli insanların zamanına bir saygı olması gerekir. Yani insan kendisi adam zamanı harcadığı zaman, adam ay mevhumunu, kavramını harcadığı zaman başkasının emeğine daha rahat saygı duyabiliyor. Ben öyle görüyorum. O yüzden bu emeği harcamak önemli. Yani sen onu işi yapmaya çalışacaksın ki, şimdi bazı arkadaşlar bizi tebrik etmiş. İşte siz zaten çok iyi yaptınız hakkınızı diye, işte sen benim daha iyi olduğumu nasıl takdir edebileceksin? Onu yapmaya çalışacaksın, öyle takdir edeceksin. Ya çok değerli bir şey bakın. Hani bu böyle öğrencilerin buna yarıştırılması, ne hangi aşamada olursa olsun bu iyi bir şey. Hayırlı bir iş. Kötü bir iş değil, sadece bir sonrakine daha iyi düzenlesek, biraz gönüller kırılmasa. Yani bak biz sevinemedik. Sevinemedik tam. Yani biz burada sevinceyi tam paylaştık ama yanımızdaki adamlar üzülmemeliydi. Üzülmemeliydi. Ben öyle düşünüyorum. Evet, biz %100'ünü kendimiz yaparak, çok fazla ayrıntısını söylemeyeceğim hani bu düzenle ilgili, %100 kendimiz yaparak, kazanmaya giderek, buna niyet ederek, varlığımızla bu yarışmaya değer katmaya çalışarak bir Teknofest geçirdik. Sonucunda bir sarı renkli bir ödül aldık. Bu anıyı, bu zamanı, laboratuvarda uyuyan arkadaşların bu emeğini hatırlatacak bize, baktıkça hatırlatacak. Şimdi bu 4 kişi ayrılacak bizden yakın zamanda. Alperen
Queen's University Belfast'ta kabul aldı. Nvidia'nın bir projesi, bir laboratuvarı varmış orada. Onun orada çalışırken doktora yapmak üzere. Nisa önümüzdeki ay ETH Zürih'e Onur Mutlu ile çalışmak üzere gidiyor. Yani yabancıya gitmiyor. Hani Onur Mutlu'ya gidiyor. Queen's University Belfast'taki hocamız da Türk bu arada. Zaten biz bu arkadaşların PAF takımı gibiyiz. Hani yetiştir yetiştir gönder gibiyiz. Yahya ile İsmail de Zürih'e staja gidecekler. Hani yüksek lisans sırasında staja gidecekler. Yeni neslimiz var arkadan gelen. İnşallah onlar bayrağı devralacaklar. Ve yıllar sonra ben hancısı olarak bu işin dönüp şu sarı şeye baktığımda işte çekilen sıkıntıları, uykusuz geçen geceleri hatırlayacağız. Yani bir hoş sada kalacak bu yarışmadan. Bu kalmalı zaten. Yani yarışmayı düzenleyen arkadaşlara söylüyorum. En sonunda bu kalmalı zaten. Ya inşallah hepsi açıklanır ama ben aynı yazdığım gibi düşünüyorum. Biz kazandık ama kimse kaybetmedi. Herkes kazandı. Bir şeyler kazandı. Yani onların da elinde şöyle sarı bir hatıraları olsaydı, en azından bir kağıtları olsaydı, hala olabilir. İyi olur. Ve şu Teknofest, bakın hayırlı işler, her şeyi siyasallaştırmaya gerek yok. Hani bunu böyle ya miting havasına çevirmek iyi bir şey değil bence. Her şey. Yani orada Türkiye'nin bu teknolojiyle ilgili yatırımı ki hani Selçuk Bayraktar'ın yaptığı bu Kızıl Elma'dır, TB2'dir. Yani bu uçakların, bu mühendislik başarılarının orada sergilenmesi çok güzel bir örnek ve bu insanlar örnek zaten. Aynı devrim arabalarında olduğu gibi. Kim bilecek diye dendiğinde biz bileceğiz. Biz yaptık. Şimdi bize kim diyebilir? Ha oradan aldınız bunu. Almadık. Almadık. Hepsini %100 kendimiz yaptık. Genç arkadaşlara yaptırmaya çalıştık. Hazır alacağımıza. Mesela UART'ı hazır alacağımıza. Gel dedik sen şunun ucundan tut birazını yaz. Alabilirdik hazır. %100 kasırgada yaptık. Evet. İnşallah da sene yani böyle hocalar olarak bizim gittiğimiz, bir araya geldiğimiz ki bizde böyle bir araya gelme kültürü yok, bir işbirliği kültürü yok. Yani bir araya geldiğimiz böyle bir konferans gibi olursa hem öğrencisi hocasıyla ve bir yaz okulu gibi olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu insanlar nasıl yetiştiler diye bir soru gelmiş bana şeyden. Ona bir şey yapmak istiyorum hani bir arkadaş böyle bir şey sormuş. Hani elektrikten de gelenler var bu alanda, bilgisayardan gelenler de var. Yani bizim takımımızın işte üçü lisanslı elektrik, biri bilgisayar ama tamamı bilgisayar da olabilirdi. Hani bunun böyle bir yani bu elektrikten gelince daha iyiydi. Çünkü büyük ölçüde kod yazıyorsun ama devre bilerek kod yazıyorsun. Mantık devresi bilerek kod yazıyorsun. Öyle olduğu için iki bölümden de gelinebiliyor. Tabi bilgisayar tarafından gelmenin kod yazmada bir rahatlığı var. Yani şu anda dördü de bilgisayar mühendisliğine yüksek lisans yapıyor bu arkadaşları. Hani ben bilgisayar mühendisliği bölümünde olduğum için de bir yandan. Evet. Ürettiğiniz işlemcinin seri üretimine geçilebilir mi? Ne
Ne gibi engeller var? Neden piyasaya sürülmüyor bu işler gibi? Şimdi bu konuları devletimizin üst düzey kademesine de aktardık. Aktarmaya devam edeceğiz. İşlemci yapılması konusu teknik olarak çok zor bir konu değil. Hazırı var diyorum zaten hani bunu risk 5 için. Üretim tesisini kurmak bir mevzu. O bir mesele. İkincisi de yaptıktan sonra hacimle satmak bir konu. Yani bunu bir talep, hacimle bir talep olması lazım. Milyonlarca talebiniz olması gerekli. Bunu uygulama sahasında bulmak gerek. Yani bu konuda fikirlerimiz var. Ben söylüyorum yeri geldiğinde ama şu anda bizim işlemci üretilebilir mi? Üretmeye çalışacağız. Şu an kindi için. Kindi Türkiye'nin kripto aleti. Yani TÜBİTAK yapıyor, Aselsan yapıyor falan diyorlar. İşte kindi de özel sektör. Bizim iki tane mezunumuz, hatta ilk kasırga işlemcisini yapan takımdan Şadi, ortağı kindinin. Onlar için yapıyoruz ve bunu amacımız hacimli üretmeye çalışmak. Eğer bu kargo otomatları, Trendyol'un falan kullandığı kargo otomatlarını satmaya devam ederse o zaman biz hani yılda yüz binlerle bundan üretebiliriz. Böyle bir olasılık var. Yapılabilir. Ama işte işlemci piyasaya neden sürülmüyor konusu da kapsamlı bir konu. Hani yapılmaz değil bu. Bu yapılmaz değil. Yapılabilir. Birazcık daha hani bizim kullanım sahasına bakmamız gerekiyor. Yani milyonlarca üretme. Biraz da irade gerekiyor. Bu katma değere yatırım ve irade gerekiyor. Çünkü kolay ya alt hayvandan 2 dolara patlat geç. Yani kolay mühendislik açısından kolay bir şey bu. Digital Designer diyor ki bu yarışmada lisans ve yüksek lisans öğrencilerin aynı kategoride yarışması mantıklı mı sizce? Ayrı kategorilerle olsa daha iyi olurdu. Ya bence ayırmaya gerek yok şu an için. Yani bunu zaten lisans öğrencilerinin başarması için çok zor bir projeydi bu. Hani bunu giren birisi rahatça anlayabilir. Hani şöyle diyorsak hani böyle biraz daha çok kolaydan bir şey. İkiye ayıralım, kolayları yapalım falan. Belki onun yerine takımların karma yapılması söz konusu olabilir. Yani hepiniz de bir lisans öğrencisi olacak. Hepiniz de bir işte şu olacak falan gibi bir şey belki yapılabilir. Ama proje kolay değildi. Yani işlemcisi çalışan tek takım kasırgaydı herhalde. Ya ben tam ayrıntısını bilmiyorum diğer takımların ama. Şimdi başka konularla ilgili sorularınıza yanıt vermeyeyim ben. Bugün çünkü Teknofest ile ilgili konuşuyoruz. Ben genel olarak dediğim gibi hayırlı bir iş olduğunu ama düzenlemenin daha iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani programı oraya gidene kadar takımların bilmemesi olacak bir şey değil bakın. Bir konferansın programı önceden bellidir. Yani bizim sunumumuz hangi saatte yapılacak diye. Ki bizim sunum yapılamadı. Çünkü Cumhurbaşkanı 4 Eylül'de bekleniyordu ve yarışma sonuçları 4 Eylül'de açıklanacaktı. Bir anda pat diye 3'e çekildi. Şimdi biz yarışmada birinci olup ödül alacağımızı ikisi gecesi öğrendik. İkisi gecesi öğrendik. Üçünde ödül alındı. Hani böyle bu kadar plansız, tamam Cumhurbaşkanı'nın programı biraz belirsiz olabilir ama ya bu kadar olmaması gerekir. Hani böyle paldır küldür son anda falan olmaması gerekir. Biz sunum yapacağımız saatte, bizim takımımızın sunumu olacağı saatte Cumhurbaşkanı'na ödül alıyorlardı podyumda. Sonra en iyi sunum ödülü verilecek denmiş. Onu verildi mi onu da bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Ben orada değildim. Ama bana buradan bakınca pek bazı şeyler eksik kaldı gibi geldi.
Hocam siz pazar günü Samsun'da mıydınız? Değildim ben. Ben gelemedim. Pazar günü benim doğum günümdü. Takımımız böylece bana güzel bir doğum günü hediyesi vermiş oldu. Yani bu arkadaki hediye aynı zamanda benim doğum günü hediyem oldu. Ya işte inşallah Teknofest'e geliriz. Hani böyle daha yani bir konferans havasına, daha böyle bir akademik havada geçerse, hani böyle masaya oturduk 4 gün boyunca, 5 gün boyunca gelen giden yüz binler önünüzden tur attı gibi şeklinde olmazsa, insanlara figüranmış gibi davranılmazsa daha iyi olur. Yani o zaman bir işlevi olur gelmeni. Mesela akşam beraber işlemci yarışmasına girenler bir yemek yerler, bir araya gelirler, hani böyle tanışırlar, kaynaşırlar. Ve herkes bilir mesela bu konuda çalışan hocalar oradaki başarılı öğrencileri tanışırlar, tanırlar değil mi bir yandan da? Güzel işler yapan. Ben düzenleme ile ilgili biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bulunamadık orada. Evet. Evet arkadaşlar, ben şimdi ayrılıyorum. Çünkü takımımızla kutlama yemeğine gideceğiz. Birlikte. Bir fotoğrafımızı birazdan paylaşırım Instagram'da. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Katılan herkese teşekkürler. Yani kasırga birinci oldu. Ama siz olduğunuz için iyi bir etkinlik oldu. Katılmak isteyen genç arkadaşlar olduğu için, onları teşvik eden diğer üniversitelerde hocalarımız olduğu için iyi oldu. Biz tek başımıza olup da kendi kendimize birinci olsaydık bir anlamı olmazdı değil mi? O yüzden kimsenin gönlü kırılmasın, şevki kırılmasın. Siz güzel deneyim elde ettiniz. Güzel işler yaptınız, öğrendiniz. İnşallah seneye birinci siz olursunuz. Ama birinci olmak için birinciyi geçmeniz gerekir. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın.